Milli Edebiyat Dönemi, test 1, birinci soru. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi hayreç içindeki ifadeyle örtüşmemektedir? E seçeneğine dikkat edelim arkadaşlar. Tanzimat döneminde ortaya atılan bu düşüncenin amacı, Osmanlı Devleti bünyesindeki Türk, Arap, Yunan, Ermeni gibi milletleri din, dil, mezhep, ırk ayrımı gözetmeksizin Osmanlılık duygusu, Osmanlı milleti etrafında bir arada tutmaktır. Burada tanımı yapılan Osmanlıcılıktır. Hümanizm, insanı özgürleştirme çabasıdır, insancılıktır. Tanım yanlış verilmiştir. Cevabımız E'dir. İkinci sorumuza baktığımızda, hangisi Milli Edebiyat Dönemi yazarlarınca yazılmış kahramanı öğretmen olan eserlerden biri değildir? Bab-ı Esrar, Cumhuriyet Dönemi sanatçısı Ahmet Ümit'in eseridir. Şems-i Tebrizi'yi konu alan bir eserdir. Acımak Reşat Nuri'nindir. Yeşil Gece Reşat Nuri'nindir. Çalı Kuşu da Reşat Nuri'ye aittir. Vurun Kahpe'ye Halide Edip Adıvar'ın eseridir. Milli Edebiyat Dönemi'nde konu alınmıştır. Cevabımız A'dır. Üçüncü sorumuza baktığımızda, hangisinde Milli Edebiyat Dönemi'nde saf şiir anlayışını temsil eden isimler bir arada verilmiştir? Ahmet Haşim, Yahya Kemal saf şiir anlayışına bağlı sanatçılardır. Dikkat edersek arkadaşlar, cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda, Milli Edebiyat Dönemi öğretici metinleriyle ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır. Burada E seçeneğine dikkat edelim. Neyzen Tevfik Kolaylı, Halil Nihat Boztepe, İhsan Hamami, Refik Halit Karay dönemin öğretici metinlerinde ciddi üslubun örnek isimleri arasında gösterilebilir. Bu isimler döneminde mizahi üslubuyla ve hicivleriyle tanınırlar. Burada ciddi bir üsluptan bahsettiği için bilgi yanlışı yapılmıştır. Cevabımız E'dir. Beşinci soruya baktığımızda, aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi şiir anlayışı için söylenemez? E seçeneğine dikkat edelim arkadaşlar. Saf şiirde her şeyden önce anlam yüklü şiirler yazmak amacı vardır. Saf şiirde üslup ve sanat önemlidir. Anlama önem vermemişlerdir. Bilgi yanlışımız E seçeneğindedir. Altıncı soruya baktığımızda, bu cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Milli Edebiyat Dönemi'nde saf şiir anlayışını temsil eden isimlerden Ahmet Haşim. Yahya Kemal ise akımlarından etkilenmiştir. Buraya dikkat edelim. Ahmet Haşim, sembolizmin önemli bir temsilcisidir. Yahya Kemal de parnasizm etkisinde, şiirde gerçeklik etkisinde kalmıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Yedinci soruya bakıyoruz. Parçada hakkında bilgi verilen düşünce akımı hangisidir? Abdullah Cevdet, Baha Tevfik, Tevfik Fikret, Celal Nuri bu akımı savunan kişilerdendir. İçtihat dergisinde dile getirmeleri, Osmanlı'yı kurtarmak, modernleştirmek için ortaya atılan fikirlerden biridir diyor. Burada Osmanlı'yı modernleştirmek için ortaya atılan fikir batıcılıktır. Cevabımız C'dir. 8. sorumuzda, yukarıdaki dizeleri yazan bir sanatçı Türk Edebiyatı'nın hangi dönemine bağlı olabilir? Bu dizelerde Anadolu'dan bahsetmiştir. Anadolu şiirleri milli edebiyatla birlikte girmiş. Cevabımız E'dir. 9. Parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? İlk düşen Ak. Bomba, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler hikayelerinden bazıları demiş. Burada dikkat edeceğimiz bizim için ipucu olan eserleridir. Burada bahsedilen eserler Ömer Seyfettin'e aittir. Bu arada hikaye ustası olması yine aynı şekilde önemli bir bilgidir. Hikaye türünün ustası olması. Cevabımız B'dir. 10. sorumuzda, yukarıdaki şiir parçası ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Şiire baktığımızda,
Şiirde 14'lü hece ölçüsü kullanılmış. Ey Nida, kişileştirme söz sanatlarına başvurulmuş. Yaslı yollar derken kişileştirme vardır. Sade bir dille yazılmıştır. Tam kafiye ve redif kullanılmış. Yaslı yollar, yaslı yollar, han duvarları derken. Dikkat ederseniz duvarları, duvarları. Han, an, tam uyak vardır. Redif ve uyak kullanılmıştır. Bu şiir milli edebiyat anlayışıyla yazıldığı için Ahmet Haşim'e ait olamaz. Ahmet Haşim ömrünün sonuna kadar fecraati anlayışı içerisinde yazmıştır. Cevabımız D'dir. 11. soruya baktığımızda milli edebiyat dönemi romancılığında özellikle Kurtuluş Savaşı ana konu özelliği taşımaktadır. Aşağıdaki eserlerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nı doğrudan ele alan ilk roman olarak kabul edilmektedir? C seçeneğine dikkat edelim arkadaşlar. Ateşten Gömlek Halide Edip'in romanıdır. Doğrudan ele alan ilk romandır. Cephede yaşananlar anlatılmıştır. Cevabımız C'dir. 12'ye baktığımızda dizeleri kaleme alan şairin aşağıdaki akımların hangisinin etkisinde olduğu söylenebilir? Bu dizelerde dinden bahsetmiştir. Cevabımız İslamcılık olabilir. 13 ve 14. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız demiş. Parçamızı şurada tuttuğumuzda parçada tanıtılan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Din, dil, mezhep, ırk ayrımı gözetmeksizin Osmanlılık duygusu Osmanlı milleti etrafında bir arada tutmaktır dediği için burada bahsedilen Osmanlıcılıktır. 13. sorumuzun cevabı A'dır. 14. soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi parçada tanıtılan düşünce akımının savunucusu olmuştur? Osmanlıcılık düşüncesinin savunucusu olan burada arkadaşlar Namık Kemal'dir, Mehmet Akif İslamcılıktır. Ziya Gökalp, Mehmet Emin Türkçülük anlayışı içerisindedir. Tevfik Fikret Batı anlayışı içerisindedir. Osmanlıcılığın savunucusu olan kişi Namık Kemal'dir. Cevabımız B seçeneğidir.